çok özür diliyorum, bölmek zorundayım. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Hepinizi kemali muhabbetle selamlıyor. Başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından takip eden tüm vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda birlik ve dirlik mücadelesi veren tüm kardeşlerimize en halisane selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Yüksek hedefler belirleyip bu hedeflere vasıl olmak için süreklilik içinde mücadele azmi sergileyen, milletlere talihin ve tarihin bahşettiği cömertlikler saymakla bitmez. Varoluşunun haysiyet, hürriyet ve hükümranlık haklarına leke düşürmeyen milletleri hiçbir zorluk, hiçbir zorbalık engelleyemez. Türk milleti bu söylediklerim kapsamında rüştünü ispat, tırmandığı üst rütbesini de ibra etmekle kalmamış, beşeriyetin karmaşık sisteminde gönül, kültür ve medeniyet birikimiyle, hatta fütühat müktesebatıyla temayüz etmiştir. Meşhur bir filozofun şu ifadelerine kulak verelim. İnsanlığın iki temel sorunu vardı. Bunlardan birisi adaletsizlik, diğeri anlamsızlık. Adaletsizliğe karşı hukuk, anlamsızlığa karşı da sanat bulundu. Ancak insanlar hukuka, sanat da insanlara ulaşamadı. Anlatılan bu açmaz, Batı toplumlarının devamlı ayak bağı olmuş, çelişki içinde bocalamalarından dolayı yanlışı müdafaa edecek bahaneleri bol bol üretmelerine yol açmıştır. Ne kadar iftihar etsek az da olsa, Türk milleti hem ahlak ve adaleti, hem de sanat ve kültürü asırların potasında oluşan ve olgunlaşan yürek gücüyle eklemlemiş. Sonuçta belirlen fatihler ve fetihler kuşağı cihanı sarmış ve sarmalamıştır. Bu sayede çağlardan birisi kapanırken diğerinin kapısı açılmıştır. 571 yıl evvel dünya tarihinin yeniden yazılmasını, küresel planların yeni baştan yapılmasını, Doğu-Batı arasında kırılan fay hatlarının günümüze kadar yankılanmasını sağlayan muazzam bir fetih yaşanmıştır. Bu fetih, Türk-İslam medeniyetinin fecri olan Fethi Mümin'dir. Bu fetih, Konstantinopolis'i İstanbul unvanı ile buluşturan, Bizans fesadını Türklüğün mukadder fermanı ile yıkan dev bir adımdır. Camilerin kurşun kubbelerinde adeta fetih ordularının miğferleri duran İstanbul, 571 yıl önce zincirlerinden kurtulmuştur. Dünyanın ezelden beri güneşe çevirdiği sanki en güzel yüzü olan İstanbul, 571 yıl önce sevdalısı Türk milletiyle kavuşmuştur. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından, hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan, ana gibi yar olmaz İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun Aliyanı Bahtiyar. Merhum hocamız Profesör Doktor Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi isimli muazzam eserinde İstanbul'u da şöyle anlatmaktadır. Türk-İslam mefkuresinde büyük bir ehemmiyet kazanan İstanbul, deniz ve karaların bitiştiği, harikulade doğa ve iklim şartlarının birleştiği, Allah'ın çeşitli güzellikleriyle bezediği, müstesna coğrafi ve siyasi mevkii, tarihin pek çok eser ve hatıralarla yumaklandığı emsalsiz bir beldedir. Üç kıtaya hakimiyetin dayanağı ve cihanın idare merkezi olmaya layık bir beldeyi itina ile yaratan
Allah'ın sevgili peygamberi de şehirlerin tacı İstanbul'u hak dinin gazi ve hamileri olan Müslümanlara nasip edeceğini hadislerle tefsir etmiştir. Türk cihan hakimiyetinin ilk merhalesi, ilk merkezi İstanbul'dur. Zulmün, zilletin ve eziyetin kalesi Bizans, Sultan Fatih'in manevi önderlerin ve kahraman neferlerin marifet ve mücahitliğiyle yıkılıp gitmiştir. Tarihi eserlerimiz nasıl ki Türk milletinin tapu tescil belgeleri ise fetihler de öyledir ve öyle kalacaktır. Fethimizin emanetleri zayi edilemeyecek, kökünden ve kimliğinden koparılmasına göz yumulamayacaktır. Bizans hayaletini, Bizans heveslerini kara bulutlar gibi İstanbul'un üzerinde tekrar dolaştırmayı düşünen, bununla ilgili gizli gizli proje hazırlayan, devamlı müsait zaman kollayan iç ve dış operasyon maşalarından İstanbul mutlaka korunacaktır. Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz. İstanbul'un fethinden önce Ayasofya'nın önünde dikili bir sütunun üzerinde ata binmiş haldeki Hüsnü'nün heykelinin bir elinde kızıl bir küre vardı ve bu Türk kızıl elmasının ve cihan hakimiyetinin hedefiydi. 13. yüzyıl Türk İslam düşünürlerine göre bu heykelin sağ eli havada olup halkı İstanbul'a davet eden bir manaya delalet ediyordu. Sol elinde de medeni bir küre bulunuyor ve bu da düşmanların şehri istilasına engel tılsım olarak telakki ediliyordu. 14. yüzyılda heykelin ve kürenin düşmesi, Türklerin fethine ve Bizans'ın sükutuna işaret sayılmıştı. Şükürler olsun ki Bizans köhneliği devrilmiş, Türk milletinin tarihe damga vuran muvaffakiyeti tecelli etmiştir. İstanbul bizim için kızıl elmaydı ve asırlar boyunca kurulan hayaller 571 yıl önce hakikat oldu. Yeniçerilerin talimleri esnasında aykırdığı üzere desteğe kurşun atar, keçeye kılıç çalar, Allah'ın izniyle kızıl elmaya dek gideriz ve hiç durmaksızın nice kahramanla imza ata ata da muhakkak gideceğiz. İstanbul'un bugünkü ızdıraplı hali bizler oldukça üzmektedir. İstanbul'un kötü yönetimi fethin mirasını çarçur etmektedir. Lafa gelince israftan şikayet edenlerin belediye bütçesini har vurup harman savurması, taş üstüne taş koymaktan aciz olması, yandaş gazetecileri Roma'ya sözde festival adına, gerçekte ise tatile ve sefaya götürmesi ayıplı bir zihniyetin defolu uygulamalarından başka bir şey değildir. Özel uçuk kiralanıp 7 değil 17 değil tam 37 gazetecinin yer aldığı ve toplamda 73 kişilik kafileden oluşan ballı börekli Roma seyahatinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müsriflikten bahsetmesine hiç kimse inanmayacak, hiç kimse de itibar etmeyecektir. İstanbul can çekişmektedir. İstanbul kent uzlaşısı çatısı altında demlenenlerin istismarına, istilasına ve tahribatına ne yazık ki mahkum olmuştur. İstanbul'u yüzüstü bırakanların siyasi yüzsüzlüğü ise eninde sonunda yüzlerine vurulacaktır. İstanbul bizim 571 yıllık davamızdır. Usta şair ve fikir insanımız merhum Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi, üzülme, bu davanın sahibi haktır, hak olan davada zafer muhakkaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzun vadeli stratejik hedefi,
İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümü olan 2053'te Türkiye'nin lider ülke ve süper güç olmasıdır. Bu ülkünün gerçekleşmesi milli birlik ve beraberliğin tesisiyle, bunun temini ise ortak değerler ve geçmiş üzerinde bina edilen bir millet anlayışı ve müşterek bir gelecek yürüyüşü ile mümkündür. Milli yükseliş iradesiyle ortaya konulacak kararlı duruş, gelecek Türk asırlarının müjdecisidir. İstanbul, Türk ve Türkiye yüzyılında hak ettiği zirveye yerleşecek, yeniden azim, aziz Türk milletinin dünyayı kavrayan ve kapsayan kudreti haline gelecektir. Fakat bu kutlu hedef zillete düşenlerle, yabancı çıkar odaklarına taklalar atanlarla değil, Türk milletine mensubiyet onuru taşıyan, fetih iradesini milli iradeyle birleştiren vatansever ve milletsever tarafından gerçekleştirilecektir. Mustafa Kemal Paşa 1 Aralık 1921'de yaptığı bir konuşmada aynen şunları söylemişti. Millet yürüdüğü yolu pek büyük isabetle seçmiştir. Ve bu yolun sonunda parlayan saadet güneşini bütün vuzuhuyla görmektedir. Bu millet o güneşe ulaşacaktır ve hiçbir kuvvet ona mani olamayacaktır. Unutulmasın ki zulüm 1453'te başladı diyenlerin alayı düşman kampında toplanan Bizans uşaklarıdır. Ve bizim bunlarla hesabımız er ya da geç görülecektir. İstanbul sevdamızın sancağı, kabul edilmiş dualarımızın mükafatı, zaferlerimizin kaynağı, umutlarımızın vahası, son yurdumuzun ebedi varlığıdır. Şairin dediği gibi, bulanık akan sular durulacak yeniden, gökyüzüne direkler vurulacak yeniden, saadet menziline varılacak yeniden, çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Bilge Kağan'dan Alparslan'a, Osman Gazi'den Fatih'e, Kanuni'den Atatürk'e kadar bağını ve ülküsünü kopmadan getiren muhteşem nesillerin kılavuzluluğu, büyük Türk milletini geçmişte olduğu gibi gelecekte de layık olduğu mevkiye mutlaka yükseltecektir. Kaldı ki başarmanın dışında bir seçeneğimiz yoktur. Anadolu'nun fethinden başlayarak İstanbul'un fethine ulaşan, bayraklaşan vatan sevgisini burçlara diken Ulubatlasanları, Akşesettinleri, Fatihleri yetiştiren büyük Türk milletiyle iftar ediyorum. Tarihin beşiğini sallayan 571 yıldır da Türk milletinin namus timsali olan İstanbul'umuzla övünüyor, bu kentimizde yaşayan vatandaşlarımızı hürmetle selamlıyorum. İstanbul'u bir Türk toprağı haline getirerek tarihe mührünü vurmuş olan büyük hünkârımız Fatih Sultan Mehmet Han'a, fetihte yer alan aziz ecdadımıza ve bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Muhterem arkadaşlarım, İsrail'in Filistinli masumlara yönelik kanlı saldırıları aralıksız devam etmektedir. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybetmiş Filistinli kardeşimizin sayısı 36 bine yaklaşmıştır. Sınır tanımayan insanlık değerleriyle, savaş hukukuyla bağdaşmayan katliamlara her gün yenileri eklenmektedir. Gazze'deki tablo kahredici boyutlardadır. Uluslararası Adalet Divanı'nın geçen hafta aldığı bir kararla, özellikle Refah'a düzenlenen saldırıların derhal durdurulmasını istenmiş, fakat İsrail buna aldırış etmemiştir. 26 Mayıs'ta hassas mühimmatlarla vurulan insani bölgede çok sayıda masum acımasızca katledilmiştir. Bu bölgedeki Birleşmiş Milletler çadır kampında hayata tutunmaya çalışan bebekler
çocuklar, kadınlar ve nice suçsuz, günahsız insan resmen ateş altına alınarak yakılmıştır. İsrail savaş uçaklarıyla ölüm saçmıştır. Bizim lügatimizde bu tip vahşeti tanımlayacak ne bir kelime ne de bir kavram vardır. Netanyahu, yani Canıyahu başta olmak üzere İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum. Canıyahu ve Savunma Bakanı hakkında talep edilen tutuklama kararının uygun zaman ve zeminde icra edileceği, bu vandalların öldürüldüğü her mazlumun, her garibin, her savunmasız insanın hesabını verecekleri kaçınılmaz bir akibettir. Beklentimiz, İsrail'in katil başbakanı ve savunma bakanı hakkında ülkemizin bir an evvel yakalama kararı çıkarmasıdır. Gazze konusu insanlığın sıcak gündemidir. Bugünden aynı zamanda küresel ve bölgesel geleceği pek çok tehlikeyi içerecek şekilde çok yönlü etkileyecektir. Soykırım karşısında sessiz ve seyirci kalanlar, üstelik aileni destek sağlayanlar dünya barışına, insanlık huzuruna İsrail'le birlikte müştereken karşıdır. Artık ekonomik, diplomatik ve ticari nitelikli önleyici tedbirler yerine cezalandırıcı, seri ve zincirleme askeri yaptırımları esas alan köklü müdahalelerin tam vaktidir. Dünyanın sessiz çoğunluğu, kuşkusuz İsrail soykırımının ahlaken ve vicdanen karşısındadır. Ancak yalnızca itiraz edip şablon kınama mesajlarıyla oyalanmak yerine somut ve sonuç alıcı adımların kuvvet kullanılarak atılmasından başka bir seçenek zannederim kalmamıştır. İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır. Depdepe içinde hüküm süren emirlerin, sultanların, kralların basit kurnazlığa tevessül etmeleri, cılız kınama mesajlarıyla göz boyamaları akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Zulüm karşısında tarafsızlık diye bir şey olamaz. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demek, zalimlere zimmen onay vermektir. Gafil mi, mütekafil mi, belli olmayan İslam toplumlarının diriliş ve toparlanışı, vahdet ve vuslat ışığıyla aydınlanması için daha ne bekleniyor? Daha ne isteniyor? Daha ne kadar sabır gerekiyor? Gazze'li çocuklar açlıktan kırılıp bayramlık kıyafet yerine kefen giyerken, süt içmesi gereken bebekler kendi grup kanlarını içe içe gözlerini yumarken, milyar dolarlar içinde kulaç atan, Allah'tan korkuyu sadece sözde hatırlayan bazı İslam ülkelerinin bohem yöneticileri gece yastığa başlarını koyduklarında gerçekten de huzur duyabiliyorlar mı? Haydi hepsini geçtik de Sayın Cumhurbaşkanımızın %10'u kadar gönülden, içten, ta derinden mazlumların yanında Filistin davasının arkasında durabildiler mi? Türkiye her ihtimali değerlendirerek bugüne kadar yürüttüğü öncü rolünü üst bir seviyeye taşımalı, Siyonist barbarlıkla yüzleşip masumların lehine doğrudan devreye girmelidir. İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını açıklaması, adalet ve insanlık değerleri etrafında kenetlenen ülke ve toplumları umutlandırmış, milletimizin yüreğine de su serpmiştir. Eğer uluslararası hukuk rafa kaldırılmamışsa, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin devleti mutlak surette tanımlanmalı ve tanınmalıdır. Sivil ve masum bir halkın sistematik şekilde yok edilmesine, insan haklarına bağlıyım diyen, medeniyim diyen
demokrasi ve özgürlükten bahseden hiçbir toplum, hiçbir devlet duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. Filistin'in dünya genelinde tasdiki ve tanınması çığ gibi genişlemelidir. Bütün ülkeler samimiyet, dürüstlük ve adalet testinden geçmektedir. İşgal altındaki Filistin topraklarından soykırımcı İsrail ön şartsız çekilmeli, Mescid-i Aksa'nın manevi ve tarihi statüsüne saygı gösterilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri tarihi, hukuki ve insani sorumluluktan kaçmamalıdır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkındaki tutuklama talebine ABD'li bir grup senatörün itiraz ve tepkisi daha ileri giderek doğrudan yaptırım alınmasını gündeme getirmeleri tevili ve telifi imkansız bir zırvadır. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi şayet sinoizmin vesayeti altında değilse, siyasetini, karar organlarını ve idare yapısını şayet İsrail'e haciz ettirmemişse, insanlık nam ve hesabına harekete geçmekle mesul olduğunu idrak etmek durumundadır. Gazze'de tavşana kaç taziye tut politikası izleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin terörizmle, terör örgütleriyle, zulümle, uluslararası hukuku ihlal eden politikalarının devamıyla silaha ve zora dayanan gücünü istikrar içinde ilerletmesi akla ve mantığa esastan da usulden de aykırıdır. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK'nın paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri ile yeni bir oyun kurmaktadır. Orta Doğu'nun çalkantılı ortamından istifadeyle Tapka, Afrin, Deir ez-Zor, Rakka, Münbiç, Cezire başta olmak üzere Suriye'nin kuzey doğusunu kapsayan 133 yerel yönetimin belirlenmesi amacıyla 11 Haziran'da sözde bölgesel seçimler yapılacaktır. Bu demokrasi ve yasa dışı seçim girişini demek, Türkiye'nin bölünmesinde yeni bir etap, yeni bir aşama demektir. Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin bu sözde seçimleri tanımayacaklarını ve boykot edeceklerini açıklaması da ayrıca ele alınmalıdır. Bölücü terör örgütünün Rojava adıyla tarif ettiği Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin teröristlerle kurduğu sürekli diyaloğu stratejik önemde gördüğü açıktır. 11 Haziran'da yapılacağı duyurulan sözde seçimlerin senaristi Amerika Birleşik Devletleri, figüranları teröristlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Suriye yönetimiyle karşılıklı anlayış ve uzlaşma vasatında el ele vererek, yani Ankara ile Şam arasında işbirliği köprüsü inşa ederek terör örgütünün işgal ve istila ettiği alanları demokratik vasıtalarla ihata teşebbüsüne katiyen müsaade edilmemelidir. Bölücü terör örgütünün kaynağında ve ürediği bataklık alanlarda Türkiye ile Suriye'nin eşgüdüm halinde yapmalarını önerdiğim askeri operasyonlarla kökü kurutulmalıdır. Ne yurt içinde ne de komşu coğrafyalarda ihanete geçit yoktur. Terörizmin kalbine mızrak gibi inmekten başka çaremiz yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nin terörizmi politik enstrüman olarak kullanması rezalettir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD ile kurulan stratejik ortaklık ve müttefiklik bağımız bilinen bir husustur. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin komşu coğrafyalarda terör örgütlerine verdiği destek Türkiye'nin güvenliğine aşırı tehdittir. Bu ülkenin terörle arasına ihlali mümkün olmayan kalın bir çizgi çekmesi lazımdır. Türkiye sömürge ülkesi ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti değildir. Olması da mümkün değildir. NATO misyonu çerçevesinde Türkiye üzerine hangi görevler düşüyorsa bugüne kadar yerine getirmiştir.
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmıştır. Geldiğimiz bu aşamada NATO'ya üye ülke sayısı 32'ye çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütleriyle Türkiye'yi aynı kefeye koyarak skandal ve tarihi bir yanlışa imza atmıştır. Bu yanlıştan acilen dönülmeli, uygulanan yaptırımlar kaldırılmalı, iki ülke arasındaki ilişkiler istikrarlı, hakkaniyet esaslı, eşit hak ve çıkarların gözetildiği onurlu bir veçeye kavuşmalıdır. Türkiye'nin 2021 yılı sonunda satın almak için başvurduğu 40 adet yeni blok F-16 savaş uçağının ve mevcut filolar için ihtiyaç duyduğumuz 79 modernizasyon kitinin temin süreci hızlandırılmalıdır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da yaptığı üzere Suriye ve Irak'tan derhal çekilmeli, terör örgütlerini imaye eden hukuksuzluktan ve insan haklarını çiğneyen gayrimeşru, gayri ahlaki tavırdan vazgeçmelidir. Ederi bir dolarlık hayatıyla ilgili son günlerde farklı spekülasyonların yapıldığı Fethullah Gülen başta olmak üzere FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış tüm mensupları Türkiye'ye ve Türk adaletine teslim edilmeli. Eğer Amerika Birleşik Devletleri özellikle PKK, YPG, PYD ile bağını koparamıyorsa, bu teröristlerin alayını kendi ülkesine taşıyarak bir terör eyaleti kurması teklifimizdir. Ha 50 olmuş ya ha 51 olmuş, hiç fark etmeyecektir. Bölücü teröristlerini alsınlar, ihanetin sefasını sürdürsünler, tepe tepe kullansınlar, toprak verip sabah akşam besleyip pışpışlasınlar. Sonra da kendi arkalarından vurulacakları şiddet ve şekavet dolu günleri beklemeye koysunlar. Değerli milletvekilleri, bir şeyin normalleşmesi için evvel emirde anormalliğin kötü müttefikinden sağlanmalıdır. Halbuki Türkiye'de anormal bir şey yoktur. Kaldı ki siyaset ve yönetimde istikrarın hakim olduğu, hukukun üstünlüğüyle ilgili yasal ve anayasal hükümlerin havi bulunduğu ülkemizde normal olmayan sadece siyasi tellallar, istismar tellakları, inkar ve ihanet taraftarlarıdır. Yumuşamadan bahis açılıyorsa, böyle bir şeye ihtiyaç hissediliyorsa, ilk önce neyin sert, nelerin sertlik ihtiva ettiği açıklığa kavuşmalıdır. Elbette kutuplaşmanın ve kavgaya tutuşalım demiyoruz. Elbette tokalaşmak varken yumruklarımızı sıkalım da demiyoruz. Fakat normalleşme ve yumuşama kelimelerinin her meselenin başına iliştirilip milli haklarımızdan, milli varlığımızdan, milli kimliğimizden, egemen çıkarlarımızdan, Türk ve Türkiye yüzüyle hedeflerimizden ödün isteniliyorsa hiç kimse boşuna çabalamasın. Bizim böylesi uçuk, kaçık ve garabet yumuşamaya karnımız tok, yüzümüzde dönüktür. Normalleşmesi milli ve ahlaki normlara uyması gereken muhalefet partileridir. Acemi Nalbant gibi kah nalına, kah mığına vuran Özgür Bey'in bu gerçeği anlaması samimi dileğimdir. Acıkan yanağından, susayan dudağından, yumuşayan durgunluğundan belli olur. Özgür Bey'in durgun olup olmadığını bilmiyorum ama yumuşama için önce demden korkusuyla yüzleşmesini, Türk milleti ve Türkiye ortak paydasında adam gibi duruş göstermesini kendisine tavsiye ediyorum. Saçma sapan sorularla, apuk supuk iddialarla, seviyesiz ve ölçüsüz ifadelerle bizim geri adım atacağımızı falan düşünüyorsa yanıldığını, yanlışa kapıldığını, çürük tahtaya küflü çivi çakmakla meşgul olduğunu bir gün mutlaka anlayacaktır. Terörist Demirtaş'ı savunanların bize normalleşme cakası satması, 6-8 Ekim ihanetini aklamaya çalışanların yumuşama masalı anlatması,
kümese girip tavuk haklarını savunacağım diyen tilki kadar inandırıcı ve kayda değerdir. Normalleşme ve yumuşamayı bilhassa Cumhur İttifakı'nın süngü düşürüp mücadelesine sünger çekmesi temelinde planlayanlar bir an olsun unutmasınlar ki ak koyunun kara kuzusu da olur, akıllı bildiğini söylemez, ahmak söylediğini bilemez. Bin bilsek de söyleyeceğimiz birdir. Buna karşılık kimin ne söylediğini, hangi maksatla söylediğini, stratejik, taktik ve psikolojik üstünlüğü elde etmek için kılıktan kılığa nasıl girebildiğini tefrik ve tefsir edecek tecrübeye Allah'a çok şükür ki sahibiz. Biz akşama karşı gitmeyiz, tana karşı yatmayız. Hem terör örgütüyle aynı kareye girip sarmaş dolaş olmanın hem de kalkıp yumuşamadan ve normalleşten bahsetmenin inandırıcı bir yanı yoktur. Deyim yerindeyse arpa ekip buğday biçmenin peşine düşenlerin asıl niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın duruşu bellidir. Hiçbir tezgah, hiçbir kumpas, hiçbir telkin ve algı düzeni Türkiye ve Türk milletine hizmet kararlılığımızı Cumhur İttifakı olarak yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. 31 Mart'tan sonra biti kanlananları uyarıyorum. Dikkat etsinler. Bitli baklanın bizim pazarda alıcısı yoktur. Cumhur İttifakı Türkiye'yi yükseltmeye, küresel ve bölgesel marka değerini güçlendirmeye, bu aziz millet için her feragati göstermeye sonuna kadar devam edecektir. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi güvencedir. Milli güvenliğimizi tehdit edenlerin bu gerçeği itiraf ifadeleri mümkün değildir. Sosyal medya yalanlarına, sokak dedikodularına, casusların düzmece ithamlarının bel bağlayan siyaset mehtahlarının rüzgarlı havada yanıp sönen mum gibi nasıl da eriyip gideceklerini yakında herkes görecektir. Yüksek Seçim Kurulu'nun yenileme kararı aldıktan sonra 2 Haziran'da yapılacak 3 ilçeyle 4 beldedeki seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı milletimizin teveccühüne inşallah mazhar olacaktır. Özellikle merhum başbuğumuzun memleketi Pınarbaşı inşallah yüzümüzü kara çıkarmayacak. Pınarbaşılı kardeşlerim başımızı öne eğmeyecektir. Demokratik erdem ve güven içinde seçimin yapılarak belediye başkanımız Sayın Menduh Uzunoğlu'yla Pınarbaşı ilçemiz yola devam diyecektir. Pınarbaşı Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde görev alacak iki memduhun Kayseri için el birliği, güç birliği, hedef birliği çalışmalarının önünde hiçbir mani hal önümüzdeki pazar gününden sonra kalmayacaktır. Pınarbaşı büyüyecek, Türklük anıtı yaşayacak, Cumhur İttifakı var olacaktır. Ayrıca Şanlıurfa, Hilvan, Aksaray, Güzelyurt ile Sivas, Yıldızeli, Güneykaya, Kırklareli, Lüleburgaz, büyük karıştıran Tunceli, Malazgirt, Akpazarı ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçime girecek adaylarımıza başarılar diliyor. Pazar günü mutlu ve müjdeli haberlerini almak istiyorum. Üretken belediyecilik vizyonumuzla, hizmete kaliteye verdiğimiz önemle, en ufak yılgınlığa, en küçük tereddüte fırsat vermeden milletimizin yanında olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak çiftçilerimizin sorunlarını çözeceğiz. Emeklilerimizin beklentilerini karşılayacağız. Esnaflarımızın bereketi olacağız. Memur ve işçilerimizin yüzünü güldüreceğiz. Dar, orta ve sabit gelirli insanlarımıza destek vereceğiz. Her vatandaşın müşteri olsun. Her sorun ve sıkıntının takipçisiyiz. Devlet milletiyle el ele vererek bütün sorunların üstesinden mutlaka gelecektir. Her türlü tehdit bu birlikteliğin karşısında yenilmeye mahkumdur. Mühim olan
devletle millet arasındaki güveni en üst seviyede tutmayı başarmaktır. Üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız. Her zaman olduğu gibi ülkemizi ve milletimizi hadim bir yürekle kucaklayacağız. Millete aidiyeti şerefle taşıyan, ay yıldızlı al bayrağımızla iftar eden, kendisini bu aziz vatanın bir parçası sayan, ekmeğini kazanan, işini kuran, bunlarla da gurur duyan kim olursa olsun bizim öz ve öz kardeşimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Trendyol Süper Ligi'nin 38. ve son haftasında şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün oyuncularını, teknik kadroyu, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Aziz milletvekili kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tahrikleri arttıran, meclisi gölgeleyen, meclisten başka başka hesaplar gütmeye çalışan insanlar, her türlü çabanın içerisinde bulunanlar dikkat etsinler ama siz hepsinden fazla dikkat ediniz. Sabırlı olacaksınız, öfkenizi erteleyeceksiniz, milletinizin sahibi olacaksınız, Türkiye milletinin de sahibi sizler olacak ve gelecekte sizler yöneteceksiniz. Onun için tavsiyem budur. Meclisteki tahrikleri aldırmayın. Orada kim ne söylerse söylesin, hangi türküyü çağırsa çalsın, dağda Mehmetçiklerle, polis kardeşlerimle mücadele veren ve bu ülkenin güvenliğini sağlayan, şehitlik mertebesine gözü kapalı koşan Mehmetçiklerimizi de bir gün bu salona davet edeceğim. Hepsine İstiklal Marşı söylettireceğim. Allah razı olsun hepinizden.